99'daki Körfez depremi en son. Bakın. Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Abdussamet Arslan, Tokat depremi ile ilgili şunları söyledi. Son bir ayda bu hattın, özellikle Kuzey Anadolu fay hattının her iki ucunda hareketlenmeler mevcuttu. Yani dördün üzerinde çok sayıda deprem oldu. Hem doğu bölgesinde, yani Tokat bölgesi ve daha doğuda, özellikle Adıyaman'ın biraz daha ilerilerinde o depremler oldu. Bir de batı ucunda bu hattın, Yunanistan'da dördün üzerinde depremler oldu geçtiğimiz hafta içerisinde. Dolayısıyla da bu fay hattında bir hareketlenmenin olduğu çok net bir şekilde zaten ortaya çıkıyor. Zaten fay hattı hep hareketli. Yani bu depremler zaten hep oluyor. Şu hat üzerinde hem istatistik veriler hem geçmişteki olan depremleri vesaire ve jeofizik verileri incelediğiniz zaman 10 yıl içerisinde kesinlikle ve kesinlikle 7 ila 7,5 şiddeti arasında bir depremin olacağını size %90 olasılıkla söyleyeyim. Erzincan ve Tokat gibi, hatta ben İstanbul'u da dahil etmek istemiyorum şimdilik, ama şu hat boyunca 7 ila 7,5 şiddetinde bir depremi çok beklememek çok hata değil, yanlış değil, ama zamanlamasını söyleyebilmek çok zor. Ancak şöyle söyleyeyim size, önümüzdeki 10 yıl içerisinde kesinlikle 7 ila 7,5 civarında bir deprem bu bölgede beklemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Doğru, fay hattında şu bölgedeki